Bir önceki dersimizde hatch komutlarını görmüştük. Daha sonraki dersimizde hazır klasörden hazır desenleri buraya nasıl oluşturduğumuzu, nasıl tanıttığımızı gördük. Bu sefer taramalar klasörüne kendimiz pet uzantılı yeni bir dosya atıp kendi tarama stilimizi oluşturmak istiyoruz. Bunu yapmak için bakın şurada draw hatch diye bir dosyamız var. Bu dosya size verilecek arkadaşlar. Bu dosyayı alıyoruz, masa üstüne yapıştırıyoruz ve daha sonra sağ klikleyip dosyada çıkart deyip şuraya bir yere çıkartıyoruz. Draw hatch 11 olmak üzere klasörümüz dışarıda oluşuyor. Buradan ben bu dosyamı upload ediyorum arkadaşlar. Tanıtmam lazım. Bunu masa üstünden nerede dosyamız? Masa üstünde draw hatch dosyamız vlx uzantılı dosyayı load ediyorum arkadaşlar. Ve close diyorum. Şöyle bir uygulama geliyor. Bunun kısa yolu DHA imiş. Buradan DHA diyorum. Şu an limitimiz 50 ve yazdırma alanı 100. Mesela ben bunu 50 yapıyorum bakın. View diyorum. Şöyle 50'lik bir alanda bir sınır oluşturuyorum. Enter diyorum ve cancel diyorum. Bu alanda kendi desenimizi oluşturmak istiyoruz. Örneğin ben burada bir çizgi çekiyorum şöyle. Çizgimi çektim. Örneğin bir tane de şöyle bir çember yapalım. Şöyle. Daha sonra bunu polar array mesela döndürdüm. Kaç tane olsun? Örneğin 10 tane olsun. Daha sonra bunu X'e mutlaka patlatın arkadaşlar. Değilse draw hatch'te sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar blok halinde olmasın. Export'ta patlattım. Böyle bir desenim olsun. Hatta biraz daha atraksiyon kazandıralım. Şöyle. Örneğin şöyle. Yalnız burada şartımız nedir? Şartımız buradaki bu desen şuradaki sınırların dışına taşmayacak arkadaşlar. DHA diyorum. Buradan select diyorum. Enter dedim. Bir öngörüme baktım. Bakın taramam bu şekilde çıkacakmış. Escape dedim. Tekrar DHA diyorum. Select dedim. Ve bunu dışarıya pet uzantılı yazdırmak istiyorum. Buradan yazdır diyorum. Nerede benim dosyam? Masa üstünde daha önce taramalar klasörünü ben buna tanıtmıştım. Örneğin buraya ben ne diyorum? Deneme 5 diyeyim. Kaydet diyorum bunu. Bakın bu dosya uzantımız pet uzantılı bir dosya. Kaydet dedim. Bu desenin bir uygulamasını yapalım. Acaba çalışacak mı? Hatch'e geliyorum ya da enter de diyebilirsiniz. Buradan bakın AutoGet'in eski klasik arayüzüne geliyorum şuradan. Buradan Swatch'a geliyorum. Şuna tıklıyorum. Custom. Yani benim tanıttığım dosyalar burada. Neydi? Harf sırasına göredir. Denemeye geliyorum. Deneme nerede deneme? Şöyle D'ye basayım. Deneme 5 klasörü olarak ben bunu kayıt etmiştim. Bakın desenimiz burada. Okey dedim. Pick point dedim. Seçtim. Bu şekilde taramamızı gerçekleştirebiliyoruz. Scale oranını mesela 0.3 dedim. Biraz daha küçülttüm. Siz de bu şekilde kendi desenlerinizi uygulayabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz konu nedir? DHA Enter diyorum bakın. Burada kullanacağınız objeler yay olabilir, çember olabilir, polyline bir çizgi olabilir, subline olabilir, çizgi olabilir ya da hepsi olabilir deyip burada desenlerimizi oluşturabiliyoruz. Dikkat edeceğimiz konu bloklu çalışmalar olmayacak. Eğer varsa bloklu çalışmanız bunu patlatıp bu şekilde parçalı hale getirip selectleyip buradan pet uzantılı dosyanızı daha önce tanıtmış olduğunuz taramalar klasörüne
Bunu kaydetmeniz gerekiyor. Bu dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.